Merhaba sevgili Web Tekno takipçileri, yepyeni bir 2 dakikada teknoloji bölümüne hoş geldiniz. Bu videomuzda konuğumuz akıllı dövmeler. Öncelikle hemen şunu belirtelim. Bu dövmeler geçici dövmeler arkadaşlar. Dövmelerin iki farklı alanı var arkadaşlar. Birincisi giriş olarak kullanabilirsiniz. Bu durumlarda kolunuz veya işte dövmenizi artık her nerenize yaptırdıysanız o bölüm bir trackpad'e dönüşüyor. O bölümde parmağınızı oynatarak bilgisayarda ve mobil cihazlarınızda o hareketi gerçekleştirebiliyorsunuz. İkinci amacı ise çıkış cihazı olarak kullanabilirsiniz. Bu sefer de bu dövmeler derinizin ısısına göre renk alabiliyor. Daha doğrusu size estetik bir değer katıyor. Zaten bu çıkış cihazı olarak kullanmanın formüllerinde de takılarla birlikte de gösterilmiş. Bunun nedeni de ürünün çıkış anlamında sadece estetik bir değer taşıması. Estetik demişken hemen şunu da belirtelim. Bu dövmeler kişiselleştirilebilir. Yani bir çizim programında Photoshop veya Paint fark etmez. Kendi dövme şeklinizi çizip bir yazıcı yardımıyla çıktısını alıp kolunuza işleyip akıllı cihazınızı yönetmek için kullanabilirsiniz. Videonun başında söylediğim gibi bu dövmeleri giriş amaçlı kullanabiliyorsunuz. Orada da söylemiştik o zaman bir trackpad'e dönüşüyor diye. Bunun mantığını hemen anlatayım size. Kolunuzda aşağı doğru giden oklar olduğunu düşünün ve buradaki dövmenizi tabii ki akıllı cihazınızı eşleştirdiğinizi düşünün. Bu dövme üzerinde yaptığınız hareketler, diyelim ki bir metin okuyorsunuz, işte sayfa değiştirmeniz gerekiyor. Şöyle yaptığınız zaman sayfa değişiyor. Çıkış amaçlı kullanırsanız da tek değeri vücut ısınıza göre renk değiştirmesi olacaktır. Bunu da ekleyelim. Peki bu dövmelerin cihazlarla bağlantısını nasıl sağlıyorsunuz? Burada yardımımıza NFC koşuyor. Dövme üzerine işlenen NFC sayesinde NFC destekleyen herhangi bir cihazla dövmenizi eşleştirebiliyorsunuz. Bu arada tasarımcının söylediğine göre de bunun maliyeti oldukça düşük. MIT Microsoft'la yüksek teknolojileri giyilebilir hale getirmek için bir anlaşma yaptı arkadaşlar. Bu üründe muhtemelen bu çalışma grubunun ilk prototip ürünü. Yani seri üretim şimdilik söz konusu değil. Gözlerimize gördüğüm şey sadece bir prototip. Ben bu videomuzda sizlerle şunu tartışmak istiyorum arkadaşlar. Sizce MIT ve Microsoft işbirliğinde geliştirilen akıllı dövmeler tam bir işsizlik örneği mi? Yoksa elinde sonunda insanlar bir faydası olacak mıdır? Yani bu insanlar boşa mı vakit harcıyorlar acaba? Bu konudaki görüşlerinizi merak ediyorum. Diyerekten sizlere vermiş olduğum 2 dakika sözünü tutabilmek için hızlıca buradan kaçıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hemen yan tarafımda dönmekte olan videoya tıklayarak 1500 TL fiyatıyla iPhone'a kafa tutan Xiaomi Mi 5 video incelememize ulaşabilirsiniz. Ayrıca şurada da abone ol var. Ona da tıklarsanız kanalımıza abone olursunuz.